Efendim yeniden merhaba. Programımızın son bölümündeyiz. Bu kez konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bülent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bülent Bey, CHP deyince her şeyden önce yapılan bir seçimler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilememesini biliyoruz ki partinizde büyük bir üzüntü yarattı. Bunun yanı sıra da tabii ki bir dalgalanma var. Kılıçdaroğlu'nun istifaya davet eden açıklamalar var. Bunlar tabii partinize hepsi yansıyordur mutlaka. Ne var efendim, CHP Genel Merkezi'ndeki hava nedir? Yani CHP Genel Merkezi'nde tabii biraz önce söylediğiniz gibi bir şey var, sıkıntı var. Hepimiz üzüntülüyüz, beklentilerimiz çok daha yüksekti. Bu mücadelenin lehimize sonuçlanmasını bekliyorduk. Kamuoyu yoklamaları da öyleydi. Sağ olsun medya desteği de o şekildeydi. Dolayısıyla beklenti yüksekti. Biz şöyle bunu, bu 14 ve 28 Mayıs seçimlerini, hani siyasi partiler birbirleriyle rekabet ederler. Derler ki ben daha iyi yönetirim ülkeyi, benim kadrolarım daha iyidir. Dolayısıyla seçmene, vatandaşa çok daha fazla şeyler vereceğim, daha iyi bir devlet yönetimi yapacağım, daha iddialı bir Türkiye oluşturacağım diye bir siyasi rekabette partiler birbirleriyle bu şekilde rekabet ederler. Ama bu seferki seçim, yıllardan beri aslında böyle, ama bu seferki seçim bu siyasi rekabetin ötesinde, partilerin siyasi rekabetinin ötesinde bir tercihti, yaşam tercihiydi. Yani konuya bir taraftan biz sosyolojik olarak baktık. Zaten toplumun büyük çoğunluğu da öyle baktı. Yani toplumun özellikle özgürlükler konusunda, kentleşme konusunda, çağdaşlığa açık olma konusunda daha hassas olan kesimleri bizle beraber olduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başardığı şey bu kesimleri bir araya getirebilmekti. Tabii ki. Evet. Yani bu çok çok önemliydi. Bu CHP'nin iktidar olmasından çok daha önemliydi. Zaten görüyorsunuz o ittifak içerisinde de diğer partilere verdiğimiz milletvekili sayısı vesaire. Öncelik milletvekili sayısında değil, partinin zaten iktidar olamıyor artık. Partilerin şeyi yok, önemi yok. Cumhurbaşkanlığını alıyorsunuz ancak iktidar olabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla iktidarı elde edebilmek için, ama bu zihniyetle iktidarı elde edebilmek için yaptığı bir operasyondu. Bunda başarılı olamadığımız için üzüldük. Ama yine de %48'i bir araya getirebilmek, yani Türkiye'nin %50'sini aşağı yukarı bir araya getirebilmek bir başarıdır. Parti açısından değil ama bu örgütlenmeyi yapabilmek, böyle bir örgütlenmeye muhafazakar partileri, 3 muhafazakar partiyi, hatta Merkez Sağ Parti'yi de, Demokrat Parti'yi de sayarsak 4 partiyi, bir milliyetçi partiyi dahil edebilmek, demokrasi için, özgürlükler için bir araya getirebilmek, o çağdaşlığa yönünü dönmüş Atatürkçü eğilimde olan topluluğu bir tarafa meyledebilmek, bu büyük bir başarıydı aslında. Peki bu konuda başarılı olamadığımız için üzüldük. Yani sıkıntımız bu. Yani şöyle, yoksa bir sakıncası yok mu bu bakış açınızın? Ya o zaman ülkenin %52'si de demokrasi istemiyor, işte hukuk devleti istemiyor. Ya şöyle, demokrasi istemiyor demek değil. Mesela o taraf şeylere bakıyorsunuz, oy alan kesimlere, bizim oy aldığımız kesimlere, Millet İttifakı'nın ve diğer ittifakın oy aldığı kesimlere bakıyorsunuz. Bizim oy aldığımız kesimler daha fazla kentleşmesini, yani biz kentlerden oy alıyoruz. Kentleşmeyi biraz daha fazla başarmış yerlerden. Hani Türkiye'de kentleşmenin ne kadar olduğu da tartışılır ama biz kentleşmesini başarmış yerlerden biraz daha fazla oy alıyoruz. Ama kırsal azı değil ki. Kırsaldan ziyade daha fazla bu taraftan oy alıyoruz. Daha fazla gelir seviyesi, eğitim seviyesi yüksek kesimlerden oy alıyoruz. Yani konuya bir de sosyolojik olarak bakmak lazım, kültürel olarak bakmak lazım. O zaman böyle bir farklılık olduğunu görüyorsunuz.
Yani bu oy vermeyenlerin yani suçu mu, alamayanların suçu mu? Biz, bir taraftan mesela biz dindar değil miyiz elhamdülillah? Bizim tarafımız da Müslüman. Yani öteki taraf Müslüman da bizim taraf değil mi? Yani öyle bakmıyorum. Yani öbürleri demokrasi istemiyor demek istemiyorum. Ama demokrasiye bizim taraf çok daha fazla önem veriyor. Demokrasiyi, özgürlükleri, demokratik değerleri çok daha fazla önemseyen bir kesim diye bakıyorum. Yani yoksa o tarafı suçlamıyorum. Yani onlar eğitimsizdir, kalitesizdir, demokrasiyi, özgürlükleri önemsemiyor. Bunu söyleyemem zaten, bu doğru olmaz. Öyle de değil zaten. Ama bizim tarafta, bizim seçmende bunları daha fazla önemseyen bir kesim var. Bunun üzerinden kabul etmek bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Yani biz mesela köylü milletin efendisidir diyen Atatürk'ün partisi köylüden oy alamıyor. Köylüden oy, zaten genel başkanımız da o çıktığı televizyon programında bunu söyledi. Yani köylü milletin efendisidir diyen bir partiyiz biz ama köylüye ulaşamamışız. 1-2-3 sandıklı yerlere, yani köylere, mezralara gidememişiz. Bu bizim ayıbımız, eksikliğimiz dedi zaten bu tarafını. Özellikle bu eleştirileri yapıyoruz, bunları yapabilmeliydik. Bu yönden eksik kaldığını kabul ediyoruz, öz eleştiri yapıyoruz. Zaten başka konular da var, sadece kırsala yönelik yaptıklarımız değil. Onun haricinde kentlerde de yeterince çalışamadığımızı söylemek isterim. Çok daha fazla çalışmamız gerekir, çok daha iyi organize olmamız gerekir. Partinin çok daha başarılı olması gerekir. Ancak bizde de çok fazla suçlamamak lazım. Yani biraz da haksız eleştiriler de yapılıyor. Mesela bizim bilgi teknolojileri birimimiz hiçbir partide yoktur. Bizim seviyemiz, bizdeki kadrolar, bizdeki teknoloji inanın AK Parti dahil hiçbir partide yok. Ama biz orada hani zannediliyor ki işte sandık başına yeterince adam gönderemiyoruz. Bizim programımız çöküyor. Yok öyle değil. Biz orada devletle yarışıyoruz. AK Parti ile falan değil. Devletle yarışıyoruz. Yani jandarmayla, polisle, devlet memuruyla, hakimle, savcısıyla, seçim kuruluna çalışan, yani şu anda kabul etmek lazım. Devlet bir anlamda AK Parti devleti olmuş. Dolayısıyla biz onlarla yarışıyoruz. Yani mesela Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı devletin ajansı. Yani özel bir ajans. Anka Ajansı bizim ajansımız. Hani bize daha yakın ama özel ajans. Yani bize yakın olan her şey sanki devletle rekabet etmesi gereken kurumlar, kuruluşlar, anlayışlar gibi görülüyor. Evet. Bülent Bey. Ama karşımızda şey değil. AK Parti değil, bir devlet var, bunu da unutmamak lazım. O zaman hep böyle kalacağız yani. Yok, hep böyle kalmayacağız. Şunu da söyleyeyim, yani şu %50'lik, %48'lik kesim var ya, seçimli totaliter rejimler oluştu biliyorsunuz. Demokrasilerde bir son yıllarda bir farklılaşma var, sıkıntılar var. Bu seçimli totaliter rejimler içerisinde en başarılı olmuş olanlardan bir tanesi de Türkiye. Yani Türk toplumu özgürlüklere, demokrasiye, Atatürk'e, çağdaş değerlere çok önem verdiğini gösterdi. Bu taraftan da takdir etmek lazım. Ama 100 yıl içinde geldiğimiz noktada %52'si nüfusun. Ama bunları... bakın bir Rusya var. Rusya'da hiçbir zaman Putin 64'ün altına düşmedi benim bildiğim kadarıyla. Beyaz Rusya var, Macaristan var. Güneyimizde Orta Doğu ülkeleri var. Yani bunlarla kıyaslayınca aslında Türkiye'nin Azerbaycan'la biraz önce şey yaptık. Mesela Amerika'da bile meclis basıldı. Yani parlamento basılıyor. Oralarda bile demokrasiyle ilgili sıkıntılar, sorunlar var. Evet. Yani bu küresel bir sorun bir taraftan da. Böyle alınca Türkiye'nin, Türk toplumunun demokrasiye, çağdaşlığa da çok önem verdiğini bir taraftan da memnuniyetle görüyoruz. Efendim az önce dediniz %48 oy aldı. Tabii ki küçümsenecek bir oy falan değil. Bunu da tamam siz de belirttiniz. Ama evet seçimde dolayısıyla kazanılamadı. Aynı günün akşamından itibaren CHP Genel Merkezi'nde adeta böyle birdenbire bir kaynama başladı. İmamoğlu'nun adaylığı hemen gündeme geldi. İşte Özgür Bey'in adaylığı konusu gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu çok mu da başarısız? Mutlaka gitmesi mi gerekiyor? Yani bütün her şeyin sorumlusu o mu? Nasıl, siz nasıl görüyorsunuz? Siz de şu anda yardımcısınız ve geçmişte de hep birlikte çalışmışsınız. Sigortada da olsun, değil mi? Evet. Yani bürokrasi de Kılıçdaroğlu üzülüyor mu efendim şimdi şeyle hakkında konuşulanlara, yazılanlara? En fazla üzülen Sayın Kılıçdaroğlu'dur muhakkak tabii ki. Yani sonuçta çok emeği önemli çok. Bir misyon üstlenmişti. Emeği çoktu. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun çalışmaları ile ilgili. Yani az çalıştı, şunu da yapsaydı daha iyi olurdu diyeceğimiz bir şey de yok. Müthiş bir çalışma içerisindeydi. Yani ben şahidim, günde 3 miting yaptığı günlerde gelip de genel merkezde işte böyle televizyon programları yapması ya da akşam toplantıları yapması. Bir gün saat 2'de evine gitti. Bunu hatırlıyorum. Ama hemen her gün 12'ye kadar şeydeydi, genel merkezdeydi. Bu 1-1,5 ay böyle sürdü. Müthiş bir çalışma içerisinde oldu. Çok çalıştı gerçekten de. Belki de hiçbir genel başkanın yapmadığı çalışmayı yaptı. Yani şu Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir genel başkanın yapmadığı çalışmayı yapmıştır. Dolayısıyla en fazla üzülen de odur. Ama bu sadece çalışmayla olan bir şey değil. Eksik yaptıklarımız demek ki var. Bir ekip çalışması gerektiriyor. Sadece tek başına gelen başkanın çalışmasıyla olabilecek. Evet, onu mutlaka değerlendiriyorsunuz. Yani o konuda genel başkana yeter kadar destek olmadı mı efendim? Hem partililerden hem ittifak içerisinde. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi diye bakıyorum. Dolayısıyla eksik kalan şeyler var. Bir öz eleştiri yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Neler eksikti? Neleri eksik bıraktık? Daha iyi bir çalışma nasıl yürütülürdü? Bunlarla ilgili bir öz eleştiri yaptık. Yani bunların hepsini burada söylemem doğru olmaz. Ama kendi içimizde bu eleştiriyi yapmamız, devam etmemiz bu eleştiriye ve doğru değerlendirmemiz lazım. Çünkü ben 14 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcısı olarak önümüzdeki seçimleri görüyorum. Yani yerel seçimleri. Çünkü birkaç ay sonra bu seçimler başlayacak. Hatta şimdiden bile havasına girildi. Bu seçimler 14 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcısı. Yani eğer bu seçimler sonucunda sıkıntıya girecekse Türkiye, bu yerel seçimler tamamlayıcısı olacak. Yani yerel seçimleri de kaybedersek, bizim camia, benim dediğim bu %50 kaybederse o sıkıntılar söz konusu olabilir. Biz kazanırsak, bu seçimlerde başarılı olursak, o zaman iktidar istediklerini yapamaz. O zaman çok daha farklı. Peki yine Kemal Bey'le mi gireceksiniz? Sonuç doğar, böyle görüyoruz. Onun için bu seçimleri de çok önemsiyorum ben. Kemal Bey'le mi bu seçimlere gireceksiniz? Onun liderliğinde mi gireceksiniz? Şöyle, yani şeyden önce bir kurultay yapacağız. Normal olan kurultayımızı yapacağız. Biliyorsunuz biz Ekim sonunda bitiyor, 15 Ekim'de bitiyor kurultayımızı. Şimdi yani uzattık, geçen sene yapmamız gerekiyordu. Bu sene o kurultayı yapmamız lazım. Yani 3 yılı geçirmememiz lazım. Bir de karşımızda böyle bahaneler arayan, hiç şey yapmaz, affetmezler. Eğer en ufak bir hata yaparsak, işi uzatırsak. Onun için bu sene kurultayımızı yapmamız efendim, lazım. Efendim, o zaman orada şöyle bir sorumlu izninizle şunu sormak istiyorum. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dedi ki, aday mısınız diye meslektaşlarımız Sözcü Televizyon'da Uğur abi, İsmail Saymaz sordukları sorularda aday mısınız dedi. Ben dedi aday olmam dedi. Yani aday gösterilirim falan, evet, anlamında. Siz aday gösterecek misiniz Kılıçdaroğlu'nu? Tabii partiden bir kesim muhakkak aday gösterecektir. Geçmişte de öyle oldu. Aday göstereceğiz ama şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yarış çok adil bir şekilde yapılır. Herkes aday olabiliyor. Tabii. Geçmişte de oldu. Ta İnönü zamanından biliyorsunuz. İnönü Bülent Ecevit, daha sonra Erdal İnönü ile Deniz Baykal yarışları vesaire. En sonda Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce yarışı vesaire. Şimdi de benzeri bir şekilde bir yarış söz konusu olabilir. Şimdi yani bize, aday göstereceksiniz değil mi bu durumda? Göstereceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani kimse şimdiye kadar aday olarak çıkmadı zaten. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı diye soruyoruz ama bugün söylediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak ve Millet İttifakı'nın kurucusu, örgütleyicisi olarak bir misyonu daha var.
Yani şu seçimlere kadar Millet İttifakı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parçalamadan götürmek. Sağlam bir şekilde o seçimlere kadar, en azından o seçimlere kadar götürmek. Hatırlıyor musunuz? 28 Mayıs akşamı Erdoğan'ın Kısıtlı'daki irticalen yaptığı konuşmada suçladığı ilk kişi, yuhalattığı kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ya seçimi kazanmış, o sevinçle normalde rakiplerinizi de kutlarsınız değil mi? Evet. Teşekkür edersiniz ama yuhalattı ve çok ağır laflar etti hatırlıyorsanız. Bu şunu gösteriyor yani hala Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarılı performansı falan onu çok rahatsız etmiş. Tekrar karşısında görmek istemiyor. Böyle düşünmek gerekir bunda. Böyle bir durum vardı yani. Ama kamuoyunda biraz tepki... Psikolojiyle kalkıp da yuhalatıyorsanız kazandığınızı öğrendiğiniz anda başka türlü düşünülemez yani. Kamuoyunda tepki var ama yani bizde mesela gazetecilere bilmiyorum Saygı abi sana da geliyor mu? Yani Kemal Bey tekrar partinin başında kalırsa artık oy vermeyeceğim vesaire falan diye eleştiriyor zaten. CHP seçmenleri var. CHP seçmeninden de var böyle bir kesim var ama bunun birçoğunun da AK Partili troller tarafından yönlendirildiğini biliyoruz. Ama şöyle CHP delegesi, seçmeni, CHP tabanı makuldür. Yani CHP delegesini etkilemek öyle kolay değildir. Şimdiye kadar makulü seçmiştir. Yine bu şeyde de bir seçim olacaksa, her halükarda olacaksa olacak ama bir kurultay yarışı olacaksa genel başkanlık için yine CHP delegesi makul bir şekilde o seçimini yapar. Efendim hep şöyle yani, deniliyor. Çünkü CHP delegesi özür dilerim. CHP delegesi en fazla okuyan, medyadan etkilenen, günlük siyaseti takip eden, hatta sizlerin de yorumları vardı, stratejik oy kullanan, işte şu partiyi destekleyelim, baraj altı kalmasın, mecliste muhakkak olsun gibi düşüncelerle hareket eden bir seçmen kitlesi. CHP seçmeni doğru karar verecektir. Ama işte CHP seçmeni de aynı zamanda bir yenilgi yorgunu seçmen. Yani 12 seçim geçirmiş... hep zafere muhtaç. Şunu da görmek lazım. Hani biraz önce konuştuğumuz gibi yani bunu sadece siyasi bir yarış olarak görmemek lazım. Toplum görmüyor aslında. Yani bilerek veya bilmeyerek bunun siyasi bir yarış olmadığını, aslında sosyolojik, kültürel bir geleceğimizle ilgili bir yarış olduğunu görüyor. Onun için üzülüyor. Yani üzüntümüz bu aslında. Biz mesela o gece 14'ünde de 28'inde de Sayın Genel Başkan çıktı, açıklamalar yaptı her ikisinde de. Ama tatmin olmadı biliyorsunuz tabanımız, bize oy verenler. Yani böyle bir iktidar var, demokrasiyi içe sayıyor. Zaten yaptıklarını biliyorsunuz seçim yarışı sırasında. Muhakkak bir şeyler yapmıştır, bunları da söyleyin diye bekledi bizden. Yani o beklentiyi tatmin etmek de o anda zordu. Biz de aynı şey psikoloji içerisindeydik. Sizler de benzeri psikoloji içerisindeydiniz. Yani böyle bir yarışı, siyasi yarışın ötesinde kültürel, sosyolojik bir yarışı, geleceğimizle ilgili bir yarışı, demokrasi yarışını hazmetmek de kolay değil herhalde. Evet ama şöyle bir gerçekle karşıyayız. Yani... Ülke ekonomisi tarihinin en kötü durumunda. Yani 2001'de bile toparlamıştı. 2002 seçiminde enflasyon %36'ya düşmüştü. Bankacılık sistemi kontrol altına alınmıştı. Çok ciddi bağımsız kurumlar oluşturulmuştu vesaire. Ona rağmen iktidar değişti. Şimdi bakıyorsunuz Merkez Bankası batık durumda. Yani eksi 80 milyar dolar ama civarında. Ama vatandaş için o önemli değil ama ki. Ama hayır. Yani vatandaş bundan ne kadar haberdar? Hayır, bunun sokağa yansımaları var. Enflasyon almış başını gitmiş, hayat pahalılığı, ücretler şey gibi eriyor. Ülkede işte biraz önceki konuğumuzla konuştuk. Sayısını bilmediğimiz kadar göçmen var. O göçmenler çalışma hayatında... etkilemeye başlamış, ülkenin demografisini de etkilemeye başlamış. Güney illerinde güvenlik sorunu yaratıyor. İstanbul'da, büyük şehirlerde ciddi sorunlar var. Yani Türkiye çok ciddi sorunlarla sorunların pençesinde kıvranırken Tayyip Erdoğan
tarihinin kendi işte 21 yıllık iktidarının en zayıf anındayken vesaire bu Deniz seçim Bey, kaybedildi yani. Tayyip Erdoğan demeyin. Yani dedikleriniz doğru. Katılıyorum ama Tayyip Erdoğan demeyin. Çünkü karşımızda Tayyip Erdoğan yok sadece. Yani hiç siz çok iyi takip ediyorsunuz. Uluslararası uyuşturucu şebekelerinin cirit attığı bir Türkiye hiç rastladınız mı bugüne kadar? Ya bu kadar bir güçlü olmamışlardı. Olmamışlardı. Evet. Yani bildiğimiz, bilmediğimiz birçok şey var. Uluslararası uyuşturucu şebekelerinin, mafyanın, ya mafya özel kanunlar çıkarırdı. Af çıkarttırabildi Türkiye'de değil mi? Birçok şey yapabildi. Mafyanın bu kadar güçlü olduğu, uyuşturucu şebekelerinin, uluslararası şebekelerin bu kadar güçlü olduğu, ihale çetelerinin bu kadar güçlü olduğu, onun haricinde işte beşli çeteler vesaire vesaire, bir de biraz önce söylediğiniz sığınmacılarla ilgili Avrupa'nın, özellikle Avrupa'nın büyük bir baskısı var. Yurt dışının, küresel güçlerin bu kadar Türkiye seçimlerini etkilediği bir dönem yaşadınız mı? Ya dost kardeş bildiğimiz Azerbaycan öyledir millet olarak, ama sonuçta Putin ve Aliyev üzerinden Türkiye seçimlerini etkilediler. Siz biliyorsunuz, arkadaşlar söylediler ya, Azerbaycan meclis başkanı gelmiş Iğdır'da seçim çalışması yapmış. Yani bu sonuçta kardeş bir ülke de olsa bir başka ülkenin gelip de Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmesi anormal. Yani karşımızda Tayyip Erdoğan değil, birçok şeyin, uyuşturucu çetesinin, beşli çetelerin, ihale çetelerinin koalisyonu vardı. Ama onlar de oynamıyor demek ki. O taraflar var. Halkımız ve onlardan medya, mı etkilendi? Yani mesela bazı şeyleri gösteremedi. Sizin için, benim için devlet çökmek üzere. Yani bilenler bunu görüyor. Türkiye'nin büyük sıkıntı içerisinde olduğunu, bir beka sorunu yaşadığını, yaşayacağını görüyor. Ekonominin berbat vaziyette olduğunu görüyor. Ekonomide Merkez Bankası rezervlerinin satıldığını görüyor. Ama vatandaşa bunu evet anlatamadık. Çünkü medyanın %90 bilmem kaçına kaçını kontrol edebilen bir iktidar var karşımızda. Kapı kapı dolaştırdınız. Recep Tayyip Erdoğan değil ki karşımızda bakın, olan sadece. Yani böyle bir güç var. Bunu da kabul etmek lazım. Biraz önce söyledim ya, bu seçilmiş seçimli totaliter rejimler toplumu kitle haline getiriyorlar. Yani bu akademik çalışmalarla ortaya konmuş bir gerçek. Yani toplumları düşünmekten alıkoyuyor. Toplum toplu halde yanlış kanılara varabiliyor. Bunlar yapılabiliyor. Ya şimdi peki şunu nasıl açıklıyorsunuz? Deprem bölgesinde insanlar, deprem bölgesinde insanlar, de insanların o sıkıntıları altında, sonucu stresleri sonucu makul hareket edebilmeleri çok ama daha zor. Ama şunu düşünün. Yani. Ben gittim, çalıştım orada. İnsanlar enkaz altından konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz insanlar gece soğuktan donarak öldü. Ertesi gün cenazelerini çıkardık. Ya, yani bu iktidar müdahale edemedi. Aylarca 50 bin kişi öldü ya Deniz Bey. 50 bin kişi kaybımız var. Yani ilk saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girip de İşte ilk günlerde müdahale edebilse en az 10 bini kurtulacak. İşte bakın, bunlar yaşanmayacak. Bunlar biliniyor aylarca, bunları temin edilmedi, çadır satıldı. Anlatamadık belki yeterince ama bunları bazı şeyleri anlatmaya da gerek yok ki. Yani toplumun da anlaması lazım. İşte biraz önce söylediğim o şey, toplum yapısı var ya, yani toplumu kitle haline getirme meselesi o devreye giriyor burada zaten. Toplum kitle haline geliyor. Toplu bir şekilde biraz da mantığını rasyonaliteyi yitirerek, yani ekonomiye yani var Hatay ya Belediyesi sizde ama Hatay'ı kaybetti Kemal Bey mesela. Efendim? Hatay Belediyesi sizde, Kemal Bey Hatay'ı kaybetti. Hatay deprem bölgesi ve insanlar aylarca çadır bulamadı girecek. Evet. Neden yani gidip orada bu kapı da, kapı dolaşıp anlatılamaz mıydı? Bu İlla televizyon mu lazım? İlla TRT mi lazım? Araştırılması gereken bir konu bu da. Yani evet, dediğiniz gibi aylarca şey bulamadı, çadır bulamadı, bu kadar sıkıntı yaşadı. Tüm bunlardan sonra yine de iktidara oy veriyorlarsa bunun da araştırılması lazım. Ya normalde diyelim ki karşılarında şey yoktu. Orada 34 bin bir kişinin de rakip yoktu. Hatay'da 34 bin Suriyeli ile Afganistan'ın da vatandaş yapılanların da oy kullanıldığını bu arada onları da dikkate almak lazım. Yani Bülent Bey, hemen arkasından da bir şey daha Sayın Erdoğan'ın karşısında rakip yok. Tek başına girdi. Ya normalde bu dediğimiz kesimler o şeye gitmez, sandığa gitmez, oy vermezler.
Öyle olması evet, gerekir de değil mi? Yani bir anormallik, kaybedeceği kanaatinde. Bir anormallik yok mu? Yani evet biz kabahatliyiz. Bahane bulmaya çalışmıyorum. Ama bir anormallik de var. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil bakın. Beyaz Rusya'sında, Macaristan'da, Rusya'da ve etrafımızdaki birçok ülkede var bu. Böyle bir dönem yaşıyoruz maalesef. Yani demokrasilerin çok zayıfladığı, totaliterleştiği, sıkıntılı olduğu toplumların rasyonaliteyi yitirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Ya şimdi rasyonalite deyince ya bir devletin başındaki kişi sana bana ne düşer deyip faizleri biliyorsunuz 19'dan indirdi 8,5'lara ve enflasyon aslında %100'leri geçti. Büyük sıkıntılar yaşadık. Yaşayacağız daha bundan sonra daha da büyük sıkıntılar yaşayacağız. Toplumdan, akademisyenlerden falan tepki gelmedi. Kanaat önderlerinden, sivil toplumdan. Ya bu çok normalmiş gibi. Bu arada da yani faizler indirildi. Size bana şey gelmedi, kredi gelmedi. Kimlere kredi verildi? Yandaşlara. Nasıl Merkez Bankası'nın rezervleri tüketildiyse aynı şekilde faizler indirildi. Maliyetin çok altında kendi adamlarına kredi verdiler. Zengin ettiler. Kamu bankalarından o tarafa servet aktarımı söz konusu oldu. Bülent Bey. Bu arada sosyal yardımlar yapıldı. Fakir fukara idare edildi. Bunu da kabul etmek lazım. Bülent Bey herhalde vaktimiz yaklaştı. Bir şey o zaman söyleyeyim. Bir durum daha var. Yılbaşına kadar yani geçen yılbaşına kadar yanılmıyorsam %26'lara inen gayri safi milli hasıla içerisindeki milli gelir içerisindeki ücretli payı son 3 ayda %36'ya çıkmış vaziyette. Yani orada büyük bir artış var. Yani onu da kabul etmek lazım. Yani özellikle ücretli kesimlere büyük bir sübvansiyon yapıldı. Seçim ekonomisi. Seçim ekonomisi müthiş bir şekilde uygulandı. Onu da kabul etmek lazım. Evet. Efendim şimdi partinize dönük ağır eleştiriler var. Var da bir de hep şu gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu ayrılsın deniliyor. Geçmişte işte rahmetli Baykal döneminde de işte Baykal'la olmuyor ayrılsın deniliyordu. İşte partide değişim olsun deniliyordu. Kılıçdaroğlu geldi. Şimdi aynı şeyleri aşağı yukarı aynı cümleleri burada da duyar olduk. Kılıçdaroğlu ile olmuyor. İşte şu kadar seçim kaybedildi. İşte değişim olsun diyor. Değişim deyince siz ne yapın? Yani genel başkanın değişmesi lazım. Ne yapılması lazım? Evet bu güzel eksiniz bir soru mi? Oldu. Değişim tabii ki kişilerin de değişimidir, kadroların da değişimidir ama öncelikle zihniyet değişimidir. Yani değişim deyince bir zihniyetin değişmesi gerektiğini anlamak lazım. Evet. Önceliğin zihniyette olması gerekir. Yani bir farklı bir felsefeye sahip bir kadronun geliyor olması lazım. Farklı felsefeye sahip bir kurum oluşması lazım. Bunu yapabilirsek ki doğrusu o zaman değişimi gerçekleştirebiliriz. Yoksa hani futbolda oluyor bu sene şampiyon olamadık. Futbolcuları satalım, teknik direktörü değiştirelim, en son kulüp başkanı sıkıntıya girerse bir de o değişir. Yani, halbuki değişmesi gereken zihniyettir, felsefedir. Bunu yapabilmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da aradığı budur. Yani öncelikle CHP'de zihniyetin değişmesi lazım. Türkiye'de de değişmesi lazım tabii. Türkiye iyi de dönüştürmek gerekiyor bu anlamda olumlu bir şekilde ama CHP'nin de bu anlamda olumlu bir şekilde dönüşmesi, değişmesi gerekiyor. Net bir soru yani soracağım. Zihniyet olarak, felsefe olarak öncelikle 13 yılda, değişim burada olmalı. 13 yılda 12 seçimde yapmadığı neyi yapacak ki Kılıçdaroğlu şimdi felsefeyi değiştirecek, partiyi dönüştürecek? Şöyle kabul etmek lazım ki Sayın Kılıçdaroğlu 12 yılda çok şeyi değiştirdi. Yani çok farklı, daha halkçı bir Cumhuriyet Halk Partisi var artık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin halktan uzak olduğunu düşünemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Millet İttifakı diye bir realite var. Bu demokrasinin çok güzel bir örneği. Bir farklı partilerin bir araya getirilmesi, seçime girilebilmesi, seçimde onlara milletvekilliği verilebilmesi... Kabul etmek lazım ki bu müthiş bir şeydi. Ama hala %25 CHP. Bu zihniyetteki önemli bir değişimdi.
Bu dönüşümler devletlerde, toplumlarda çok hızlı bir şekilde olmuyor. Bazı şeyler yavaş yavaş oluyor. Yani 12 yıl devlet hayatı için, toplum hayatı için kısa bir süre bu değişim söz konusu olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu bir parti olduğunu, kurucu değerlerle ilgili muhafazakar bir parti olduğunu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla normal olan o tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son değişecek, değişmesinin ağır bir şekilde olacağını değerlendirmek de lazım. Şey değil, burada çok büyük bir anormallik söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi tarihine bakarsanız en hızlı değişimin yine son 10 yılda gerçekleştiğini görürüz. Efendim. Yani tarihçiler Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye tarihini yazarken çok hızlı bir değişimin olduğunu göreceklerdi. Bu sağ açılma değil, sağcılaşma falan değil. Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerini, öz değerlerini kaybetmeden değişiyor, dönüşüyor. Daha halkçı, daha realist bir parti haline geliyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. CHP kongreleri 15 Ekim'de bitiyor, ilk kongreleri. Tabii ondan sonra parti meclisi kurultay için karar. Büyük kurultay için. Büyük kurultayı seçim sonrasına, yani yerel seçim sonrasına ertelenmesi gibi bir durum olabilir mi efendim? Orada biraz önce söyledim ya, yani karşımızda demokrasiyi, kuralları, hukuku, adaleti uygulayan bir iktidar yok. Evet. Bir kurultay eksikliği vesaire söz konusu olursa ya da şu seçim takvimimizi yerine getirmezsek, hani bir yıl sonra ya da yapabileceğimizden bahsediliyor. Karşımızda bizi seçime sokmamaya çalışacak bir iktidarla karşı karşıya gelebiliriz. Anladım. Yani o tür bir riske giremeyiz. Onun için mümkün olduğunca seçimden önce yapmak istiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun eksiği ne efendim sizce? Yani genel başkan olarak eksiği ne görüyorsunuz? Yani çünkü yani hep değişsin deniliyor ya. Bunların arasında tabii ki ya mutlaka bir eksiklikleri görülüyor ki değilsin deniliyor. Siz hem arkadaşısınız hem de yıllarca aynı partide görev yapıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir baktığınız zaman yani evet gitmelidir siz de diyor musunuz? Şöyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün de söylediği gibi misyonu bitmedi. Yani şu önümüzdeki seçimi de tamamlaması lazım. En azından o seçimde tamamlaması lazım. Şimdi şöyle bir şey olsa, şimdi bu soru önemli. Sayın Kılıçdaroğlu seçim gecesi ben istifa ediyorum, ne haliniz varsa görün dedi. Ne olurdu partinin hali? Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir partinin. Şu anda Ekrem Bey, bizim adını koymak lazım, önemli isimlerimizden bir tanesi. Ama maalesef bir demokrasinin kılıcı var üstlerinde sallanan. Onun sıkıntıları var. Başka arkadaşların adaylığı söz konusu olabilirdi ama henüz onlar adaylıklarını açıklamadılar. Birdenbire böyle bir durumun oluşması sıkıntı yaratabilir, partiyi bölebilir. Bu durumlar var. Yani kabul etmek lazım ki Kemal Bey evet ben bırakıyorum dediği anda partide bir sıkıntı, sorun yaşardık her halükarda. Onun için bana göre misyonu bitmedi. Onu tamamlaması lazım. Partiyi böldürmeden Millet İttifakı'na da çok ihtiyacımız var bizim yerel seçimlerde. Çok önemli bir şey. Peki bunu açıklayamaz mı? Mesela seçimden oraya kadar götürmesi gerekiyor. Seçimden sonra şu tarihte olağanüstü kurultay yapacağım ve genç arkadaşlarımı önünü açacağım, aday da olmayacağım diyemez mesela. Zaten düşüncesi bu. Yani hangi tarihte bunu yapacağını söylemedi henüz ama sonuçta gençlerin önünü açarak bu misyonunu yerine getirecektir ki hiç kimsenin şüphesi ama olmasın. Şimdi seçmen... Kemal Bey zorla zaten çok fazla seçimi genel yapacak seçime Kılıçdaroğlu ile gidilecek. Ya, o anlaşılıyor değil mi efendim? Şu anda öyle görülüyor. Yani tersi tabii. Mevhum muhalifinden düşünürsek nasıl olur? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun özgür özel durumunda... Özgür Özel ben sorumluluk alırım dedi. Özgür Özel aday olur. Bir başkası da aday olacaktır ya da tamam, başkaları da aday kazanan olacaktır. Kazanan olur. Ekrem İmamoğlu herhalde... Peki bu arada partide bir sıkıntı, bölünme söz konusu olmayacak. CHP'de her zaman... Partinin hazır olması lazım. İttifakı da düşünerek bunu cevaplamamız gerekiyor. Yani Türkiye'yi de düşünmemiz lazım.
başlamış çok önemli bir şey var, birliktelik var. Bunu devam ettirebilmek de lazım. Yani sonuçta işte Türkiye'deki sistem 50-50'ye dönüştü. Yani 50 artı 1 alan kazanabiliyor. Öbür türlü şansınız yok. 35'in üzerinde olan bir parti yok artık. Başka partilerle bir araya geldiğinizde, özellikle yerel seçimler için bir araya gelinmesi, ittifak kurulması çok önemli hale geldi. Peki değişim olmazsa tepki? Bunu ihmal ederek nasıl yaparız, nasıl gideriz bu kadar önemli bir seçim? Diyelim ki CHP tabanı değişimin olmamasına tepki gösterdi ve yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gitti. O zaman Türkiye'nin durumu daha kötü olmayacak mı? Yani CHP partiyi korudu, dağılmasını engelledi ama Türkiye'de yerel seçimi de kaybetti. Yani sizin dediğiniz o demokrasi güçleri büyük kentleri de kaybetti. Sonucu çıkarsa daha vahim değil mi yani? Ama dediğiniz gibi diyelim ki diyorsunuz. Yani tersi de söz konusu olabilir ama. Yani Türkiye'nin şartlarını, ekonomiyi vesaireyi düşününce farklı bir sonuç da çıkabilir. Dolayısıyla bugün söylediği gibi salim bir güvenli limana yanaştırır. Ondan sonra gereğini yapar Sayın Kılıçdaroğlu. O zaman da kendi tayin edecektir. Evet, son iki dakikamız Sayın abi. Var mı bir sorun? Yok, konuşuyoruz. Evet. Şimdi efendim şu günlerde partideki hava anlattınız. Bir öz eleştiri de mutlaka yaptınız. Böyle genel olarak evet biz şurada eksiyiz dediğiniz şeylerden bir iki tane en azından açıklayabileceğiniz. Mesela dış politikada eksik olduğumuzu düşünüyorum. Bazı konuları yeterince anlatamadığımızı da düşünüyorum ifade. Mesela sığınmacılar konusu demin Deniz Bey söyledi. Yani dünyada 70 milyon şey var, mülteci var. Başka ülkelere sığınmış 70 milyon insan var. Bunun 10 milyona yakını Afganları, Afrikalıları falan sayarsak Türkiye'de yaşıyor. Türk vatandaşlığına dönüşmüş olanları da dahil ediyorum. Bu tabii çok anormal bir sayı. Yani bu Türkiye'nin demin Lütfü Bey'le konuşuyordunuz. Beka sorunu, gerçek anlamda beka sorunu. Sizin henüz daha herkesi Türk vatandaşı haline getiremediğiniz, değerlerinizi benimsetemediğiniz bir ortamda yabancılar geliyor. Size evet. Düşman, bayrağınıza düşman, toprağınıza düşman. Yani çoluk çocuğunuz, yarınlarınız, eğitim sisteminiz vesaire bunları düşünmek lazım. Bizim bunu sadece biz bunları iki sene sonra göndereceğiz, iki sene içerisinde göndereceğiz değil. Ama bunların gerçek anlamda büyük bir sorun olduğunu anlatabilmemiz lazımdı. Evet. Bunların, mesela ben buna inanıyorum samimi olarak. Bazı, ama bunlara bu konularda ya sosyal demokrat bir parti nasıl mültecilere karşı çıkar dendi. Çok eleştiriler geldi bizim kendi içimizden de akademik dünyadan da. Ya yani bunlar makuldür, normaldir vesaire diyenler oldu. Ama Türkiye geleceğiyle ilgili, beka ile ilgili bir sorun yaşayacak bu evet. Sığınmacılar yüzünden bunları kabul etmek ve bunu mesela çok daha iyi anlatabilirdik biz. Anlatmalıydık. Evet. Siz Almanya, İngiltere onlar da alıyorlar bizim kadar değil ama çok çok az ama aldığı adam eğitiliyor. Alman vatandaşı haline getiriliyor. İngiliz vatandaşı haline getiriliyor. Ondan sonra alınıyor. Evet doğru. Biz bunları süremiz anlatamadık. Bitti efendim. Evet. Önemli eksiklerimizden biri de bazı konuları işleyememekti. Evet. CHP gibi bir parti, kurucu parti terörle işbirliği yapabilir mi? Biz bunu da anlatamadık. Birileri CHP'yi terörle aynı kefeye koyabildiler. Bu çok evet. Büyük bir yanlışlıktı. Evet, çok tehlikeli. Bunu anlatamadıysak bu da bizim eksikliğimizdir diye çok düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bizden sonra da bir program var. Onların süresinden yemeyelim. Katıldığınız için teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Evet.